Hollanda Olimpiyat Komitesi ve Hollanda Spor Federasyonu Çin'de düzenlenecek 2022 kış olimpiyatlarına katılacak tüm sporcularına akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlarını götürmemeleri uyarısında bulundu. Sporculara seyahatleri süresince kullanacakları boş telefon ve bilgisayarlar verileceği bildirildi. Hollanda Olimpiyat Komitesi yetkilisi bu normal bir durum. Çin'deki güvenlik şartlarını, politik bağlamı ve siber güvenlik durumunu yakından takip ediyoruz dedi. Haberde Çin'den gelen diplomatların telefonlarının güvenlik gerekçesiyle Hollanda'ya geri döndüklerinde imha edildiği bilgisi paylaşıldı. Kazakistan İçişleri Bakanlığı ülkede yürütülen operasyonda gözaltına alınanlarla ilgili verileri güncelledi. Buna göre 11 Ocak itibariyle polis ülke genelinde 9.900 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanlığı resmi sitesi Akorda'dan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tokayev, Alihan İslamov'un başbakanlığında ülkenin yeni hükümetinin oluşturulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile ülkenin sınırlarındaki güvenliği ele aldı. Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantının basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya'nın sınır bölgelerindeki çalışmaların organizasyonu ile ilgili konuları ele alacaklarını belirtti. Çin ilk olarak Tianjin'de görülen omikron varyantı taşıyan yerel kaynaklı vakaların Hınan eyaletine sıçradığını açıkladı. İlk vakanın 28 Aralık'ta omikron vakalarının ilk görüldüğü Tianjin şehrinden Anjiang'a dönen bir üniversite öğrencisi olduğu açıklandı. Vakaların Tianjin'deki yayılma zincirlerine bağlı olduğu vurgulandı. Yetkililer 5.5 milyon nüfuslu Anjiang şehrini karantinaya aldığını açıkladı. Mars'taki jeolojik süreçleri yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıran Percy, Mars'ın taşlarının azizliğine uğradı. NASA mühendisleri keşif aracının haznesinde biriken çakıl taşları nedeniyle Percy'nin Mars kaya örneklerini delme ve toplama yeteneğini geçici olarak duraklattı. İlk kez böyle bir durumla karşılaşan NASA, aracın kısa sürede yeniden görevine devam edeceğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Rus mevkidaşıyla gerçekleştirdiği Ukrayna konulu görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Yaklaşık 8 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yardımcı, Ukrayna konusunda ilerleme kaydedilemediğini belirtti. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Şubat ayında Pekin'de düzenlenecek 2022 kış olimpiyatlarına diplomatik boykot çağrısında bulundu. Çin'e gönderilmeyen heyete dikkat çeken Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1 minute çıkışını hatırlatarak sert sözlerle yüklendi.